Selamlar arkadaşlar, nasılsınız? Vallahi bugün soğuklardan o kadar dışarıya çıkamadım ki, bir haftadır öyle resmen evin içerisinde kapandık. İşte grafik işleri, web tasarım işleri falan, o tarz şeylerle uğraşıyorum. Oh! Soluk soluğa ayrı. Bu nasıl bir giriş diyorsunuz değil mi? Soluk soluğa ama rampa olunca böyle oluyor. Şunu biri alalım. Gün batımı. Malum artık sabahları saat 7 gibi falan yürüyüşe çıkıyorduk buradan. Hava soğuk olduğu için eskisi gibi değil. Artık böyle gün batımında gidiyorum. Bisikletin viteslerinde artık yavaş yavaş arızalar oluyor. Şimdi öyle her zamanki gibi yürüdüğüm yoldan bu sefer de bisikletle gidiyoruz. Çok güzel bir rota burası antrenman için. Bayılıyorum buraya. Kısacası bu videonun başlığı rutin. Dağ bisikleti turu olsun. Manzara müthiş. Şimdi şurada bir iniş var. Kamerayı bir chest mount'a takacağım. Binmeye binmeye bisikletten çeşitli sesler gelmeye başlamış. Kesinlikle bir bakıma ihtiyacı var. Şimdi Yoğurtçular Köyü'ne doğru tırmanıyorum. Rampa rampa rampa. Ram köpüş. Geçen bana havlayan köpek bu. Şimdi sakin. Sıkıntı yok abi diyor, geç diyor. Evet, burayı hatırladınız mı? Yürüyüş videomda buraya oturulur demiştim. Bir kitap okunur demiştim. Şimdi şuraya şöyle bir oturup bir dinlenip evet. Bir su içip yolumuza devam. Böyle betonarme yapıdan, sokaktaki çocuk seslerinden, yoldan geçen arabanın sesinden, kornasından, sokaktaki kavga sesinden her şeyden kurtulup şöyle bir doğaya gitmek lazım ya. Evet, ağacın altında dinlendikten sonra şimdi Yoğurtçular Köyü içerisinden Ayrancılar'a geçeceğim yine her zamanki gibi.
Yoğurtçular küçük, naif, hoş bir doğası olan bir köy. Gün batımı çok güzel. Şimdi şurası rampa aşağı. Malum her zamanki gibi chest mount'a takmak için kayıttan çıkıyorum. Parmaklarım dondu. Şu anda parmaklarımı hissetmiyorum soğuktan. Evet, şöyle bir dönüş. Evet, güzel. Şimdi köpek avlayacak. Paşa var burada. Paşa, paşa. Hop hop hop, tamam tamam. Evet, tam tahmin ettiğim gibi. Hep aynısını yapıyorsun paşa. Tamam, bu sefer arkadaşını da getirmiş. Paşa, sakin ol. Alış artık bize ya. Evet. Yine her zamanki gibi. Dedim paşa havlayacak bana. Hiç sektirmiyor. Hiç sektirmiyor. Sağ olasın. Evet, bu da merhaba paşanın arkadaşı. Paşa hiç sektirmiyor ya. Her seferinde yakalıyor beni. Bir kere olsun izin versin de geçeyim. Buralar ıslanmış. Çamur çaylak. Şimdi burada düşmemek için ne yapıyorum? Maşa kilidimi kilitledim. Teker için, nasıl söyleyeyim? Teker çamura batmasın diye maşa kilidini kilitledim. Tüm ivmelenmeyi ittirip düşmeden şu çamur içerisine geçmem lazım. Şu parmaklarım, bilmiyorum görebiliyor musunuz? Böyle su toplamış gibi. Şu uçları kızardı. Şimdi içinizden diyor olabilirsiniz. Yavrucuğum, evladım, ahbabım, arkadaşım. Senin ne işin var dağda derbede? Bu soğukta diyor olabilirsiniz. Her sporun bir zorluğu var. Her işin bir zorluğu var. Her şeyin bir zorluğu var işte. Yani bizim dağ bisikleti dediğimiz şey bu. Öyle şehir bisikleti, yarış bisikleti, o tarz şeylere benzemiyor. Yani ben doğada olmayı, ekstrem şeyler yapmayı seviyorum. Dolayısıyla bu bana büyük bir haz veriyor şu anda yaptığım iş. Hop. Selam güneş. Yine her zamanki rutin yoldan gideceğim. Burası nereye çıkıyor bilmiyorum. Şimdi şansımı zorlamak da istemiyorum. Akşam akşam hiç gerek yok. Şurada benim çok sevdiğim bir kaya var. Üzerine çıkıp sağa sola seyrettiğim. Geçenki videoda da kameranın şarjı tam orada bitmişti. Bir önceki videom, izleyenler bu ne arkadaş falan filan diyor. Benim favori Formula 1 pilotum Niki Lauda, Alman pilot. Kendisi James Hunt'la büyük bir kapışma içerisinde bulunmuş ve 3 kere dünya şampiyonu olmuş Formula'da. Baktım böyle bir dünya insan, Formula 1 yorgun demokrat, işte kimin Ryan Conant yorgun demokrat, işte
Ayrton Senna Yorgun Demokrat falan yapmış. Yani ben de dedim ki Niki Lauda'nın Yorgun Demokrat'ını yapayım. Kendimce öyle bir video yaptım. Yani bu önceki video hiçbir şekilde işte ticari, ne bileyim siyasi falan bir video değil. Tamamıyla espiritüel, Niki Lauda'ya destek amaçlı, yani onu anmak amaçlı yapılmış bir video. Şimdi burası benim, dedim ya size, bir kayam var benim. Hop, kaya beni üstünden attı şu anda. Dengemi kaybettim kamerayı tutarken. Evet, şimdi benim bu kaya böyle üstüne çıkıp sabah yürüyüşlerinde, şimdi burası sabah gün doğumunda müthiş bir altın sarısı rengi oluyor. Böyle ilk defa gün batarken buradayım. Böyle altın sarısı gün doğumu o kadar güzel. Böyle ışıklar bulutların arasından geliyor. Ve buraya çıkıp böyle lanet olsun hayat, niye bu kadar zorsun? Öyle bağırıyorum burada, bir stres atıyorum. Benim stres atma taşım aynı zamanda bu. Şu manzaraya, şu doğaya karşı ekonomi biraz daha düzelsin. Biraz daha indir. İnsanlar karnını doyursun. Para bulsun. Kimse kimseden para dilenmesin. Kimse kimseye abi ben acizim, bir sadaka ver demesin. Yani herkes parasını bulsun. Yolunu bulsun. Ülkemiz de yolunu bulsun. Yani kış sert geçiyor. Malum. Herkes gönlünce kazansın. Kimse kötü yola, zor duruma düşmesin inşallah diyorum. Bu taşta bu totemimi yapıp yoluma devam ediyorum. Benim her sabah bağıra bağıra burada stresimi attığım bir yer. Şimdi hafif artık gün batacak, karanlık olmadan evime, yuvama döneyim. Hop. Çok önemli bir şey unuttuk. Şimdi burada benim maşa kilidini açmam lazım. Evet, maşa kilidini açıyoruz, sonra basıyoruz. Haydi bakalım. Evet. Sevdiğim yer işte burası. Oho. Dondu ellerim. Gözüm yaşardı, yolu da tam seçememeye başladım ama. Hop. Çok güzel. İşte bu yolu okuyorum arkadaşlar şu anda. Şu köpekler umarım beni kovalamaz. Şu an yolu okuyorum. En düz olan yerden gitmeye çalışıyorum. Hızım galiba bir 80 var. Evet, frenliyoruz. Niye, burası taşlık, kayıp düşebilirim. Yolu okuduğumu söylüyorum size. Yani hızlanıyorsam bilinçli hızlanıyorum. Yavaşlıyorsam da bilinçli yavaşlıyorum. Nerede ne yapmam gerektiğini kestiriyorum yani uzaktan. Şimdi burası taşlık değil. Hızlanabilirim. Artık başladığımız yere geri döndük. Thank you.
Evet. Şu an parmaklarımı hissetmiyorum diyebilirim. Sızlıyorlar. Çok iyi oldu. Gayet zevkliydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Haftaya başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Kanalıma abone olmayı sakın unutmayın. Kendinize iyi bakın.